Herkese merhaba, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu projemizde sizlerle birlikte şarjlı matkaplarınızın ya da buna benzer cihazlarınızın pillerini nasıl yenileyebilirsiniz bunu göstereceğim. Üstelik bunun için herhangi bir ödeme yapmanıza da gerek yok. Kendiniz sıfır maliyette bu işi yapabilirsiniz. Öncelikle arızalı bataryanın içerisini açarak projeye başlamak istiyorum. Şimdiden iyi seyirler ve iyi eğlenceler. Batarya içerisinden çıkan 18650 pillerimizin voltajlarını ölçü aletiyle kontrol ediyorum. İkinci pilimiz 3.3 ve üçüncü pilimizde yaklaşık 3 voltluk bir gerilime sahip. Yani ortadaki pilimiz daha iyi gözüküyor. Lambalardan hazırladığım yükü bu pillere temas ettirerek yük altındaki davranışlarını da gözlemleyeceğim arkadaşlar. Arızalı bataryayı tespit etmek için gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde birinci pilimizde gerilim düştü. Bu nedenle matkabımız yüke bindiğinde hemen devreden çıkıyor arkadaşlar. Şarjı taksak bile çok kısa bir süre içerisinde şarjı kendiliğinden bitiyor. Şimdi ikinci pilimizi bağlayacağım. Gerekli noktalardan gerilimimizi alıyoruz. Biraz önce arızalı olarak tespit ettiğimiz en sondaki pile yükümü bağladığımda gerilim 0.8 volta kadar çok hızlı bir şekilde düştü. Gördüğünüz gibi sadece ortadaki pilimiz %80 kapasite ile aktif durumda gözüküyor. Şimdi devremizi ve buradaki plastik aksam üzerinden pilleri ayırarak devam ediyorum arkadaşlar. Buradaki pilleri tamamen yenileyeceğiz. Öncelikle bunları buralardan çıkartmamız gerekecek. Bu pilimiz sağlam gibi gözüküyor. Bunu başka projelerde kullanacağız. Elimde eski bir dizüstü bilgisayara ait bir batarya var ve bataryanın içerisinde de gördüğünüz gibi ikili gruplar halinde seri 3 adet bloğumuz var arkadaşlar. Öncelikle birinci bloğu ölçtüğümde 3.6 voltu gördüm. İkinci bloğu ölçtüğümde ise 0.4 volt değerini görüyorum. Üçüncü bloğumuz yine 3.6 voltu gösterdi. Yani ortadaki grubumuz arızalı. Dizüstü bilgisayarımıza taktığımızda seri bağlı olduğu için burası arızalı ve bu nedenle batarya şarj almıyor olarak gözüküyor arkadaşlar. Yani arızalı olarak gözüküyor. Ancak hurdacıdan aldığımız bu batarya içerisinden 4 adet sağlam ve kaliteli 18650 pilimizi çıkartmış olduk. Şimdi yük altında kontrol ediyorum. Bakın gerilim oldukça yavaş bir şekilde düşüyor. İkinci pilimizi kontrol ettik. Şimdi sırada üçüncü pilimiz var. Bakın arkadaşlar bu kadar yük altında bile gerilimin çok yavaş düştüğünü görebilirsiniz. Bu 4 adet pilimiz sağlam ancak batarya içerisinde bunlardan sadece 3 tanesini kullanacağız. Şimdi gerekli temizliği yapıyoruz ve biraz önceki bataryamızdan çıkarttığımız pillerin yerine bunu takacağız. Orijinal batarya içerisinden 1500 mAh'lik bir batarya, daha doğrusu 18650 pil çıkarken buradan 2200 mAh'lik bataryalarımız var. Yani orijinalinden çok daha güçlü bir batarya yapacağız arkadaşlar. Buralara rahat bir şekilde punta yapabilmek için yüzeyleri gravürle temizliyorum arkadaşlar. Buraları temizleyeceğiz. Ardından bunlara punta yapacağız ve devredeki yerlerine bağlayarak şarja bırakacağım. Gelin şimdi temizlik işleminin ardından puntalama aşamasına geçelim ve bataryamızı şarj ettikten sonra birlikte nasıl çalıştığına bakalım.
Puntalama işleminin ardından pilleri silikonla yerlerine tutturdum ve lehimleme işlemini de tamamlayarak son şeklini sizlerle paylaşıyorum. Burada bir sıcaklık sensörümüz var. Yine bu sıcaklık sensörünü pil üzerindeki yerine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Aşırı ısınma durumunda bu sensör gerilimin kesilmesini sağlayacak. Pil kutumuzu toparladıktan sonra sadece matkaba takıp denemek kalacak. Şimdi bataryamızı şarja takacağız arkadaşlar ve dolduktan sonra alarak matkabımıza takacağız. Gördüğünüz gibi şarj işlemini başlattım. Bu işlemin ardından yeşil ışığımız yandı ve artık şarjımız tamam. Gördüğünüz gibi buradaki 3 adet ışığımızı da görüyoruz. Gelin şimdi şarjlı matkapla son testimizi tamamlayalım. Pillerimiz son derece iyi performans veriyor. Hatta yük altında motordan duman çıkmasına rağmen bile bataryamın çökmediği gözüküyor arkadaşlar. Böylece bir projeyi daha birlikte tamamladık. Hurdacıdan aldığımız dizüstü bilgisayar bataryasıyla bir matkabı kurtardık. Bir sonraki videoda görüşünceye değin. Şimdilik hoşça kalın. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın.